Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görmələr. İstiqlal günlük xəbərlərimizi görüşçülərini qarşı alırız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qənim sizə qıtanlar ekranımız olsun. Xitay Taşqı İşlər Ministri Filippinni Xitay bilən həmkarlaşıqə çağırdı. Xitay Taşqı İşlər Ministri Filippinni talaştırdıqdaki dəniz məsələsi də Xitay bilən həmkarlaşıqə çağırdı. Xalqara xəbərlər torunun 13-ci avqustdakı xəbərdə bildirilishə, Xitay Taşqı İşlər Ministri Wang Yi Filippinni Cənubi dənizdəki ciddilikni pasaytirishki dəvət qılğan, həm də Amerikanı bu rayonu muqimsizləşdirishqə urundi deyib ayıplagan. Bildirilishə, Wang Yi bu sözni Singapur və Malayziya ziyarəti jarayonida qılğan bolub, bu onun aldınqı ayda Taşqı İşlər Ministri bolub təyinlənəndən buyanqı tunji chet el ziyarəti ekan. Aldınqı həftə axırında Xitay dəniz qırğığı mühafizət paraxotu Filippinin təminləş paraxotuğa tosqunluq qılıb, su zəmbiriki bilən hücum qılıb rayonda ciddiçilik yana küçəyən idi. Wang Yi söz deyənə rayondakı dövlətlərini aldam xaltısığa düşürüş məqsədidə Xitayının Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqına əza dövlətlər bilən həmkarlaşıb rayonun uzunqı sözülğən hərəkət mizanı toğrusunda söhbətni tezildişini xalaydığanlığını təkidləyən. İgilinişçə, Xitay növbətdə Xitayını mərkəz qılğan rayon tərtibi turğuzuş üçün hərəkət başlığan bolub, Xitay rejimi bu rəzil məqsədə yetiş üçün namrat dövlətlərinə qarız biriş hiylisi bilən Xitayğa beqinmaydığan dövlətlərini siyasi və iqtisadi məcburlaş vasitəsi bilən Xitayının tərifini elişqə məcburlamaqdikən. Pakistandakı Xitay injinerlər ətirdi hücumğa uçurdu. Pakistanın Gwadar portidagi Xitay injinerlar atrofida hujum qovchirgan bo'lib, 4 nafar Xitay, 9 nafar Pakistan saqchisi o'lgan. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, 13 avgust Pakistanning g'arbidagi Balochiston o'lkasi Gwadar portida Xitay injinerlarga qaratilgan o'zini qo'shib portlatish hujumi yuz bergan. Hujum qilg'uvchilar kam deganda 4 nafar Xitay fuqarosi va 9 nafar Pakistan saqchisining o'ldirilganligini bildirgan bo'lsa-mu, ama Xitay taratqulari vaqaning tafsilotini yoshirib, Xitay fuqarolarining o'lganligini rad qilgan. Pakistan taratqulari Balochiston Ozodlik armiyasining bayonotini naql keltirib xabar qilishicha, bu hujumni 2 nafar Balochiston fidoisi qo'zg'agan bo'lib, Xitay injenerlarining mashina atrofiga o'zini qo'shib portlatish hujumi qilgan. Avval hujum qilg'uvchilar Xitay injenerlarini qo'g'davatgan Pakistan saqchilari bilan keskin qurollik to'qunishgan. Arqadan özünü qoşub partlatqan bolub, toqunuş 2 saatdan köpürək davamlaşqan. Balochiston pidailəri hücumun təfsilatını bayanat arqılıq aşkarılab, hazırgıçı igiligən uçurlarga qarğanda az digəndə 4 nəpər Xitay puxrası və 9 nəpər Pakistan hərbi xadimi ölüb bir qançı kişi yaralandı. Bu pəqət dəsləbki qədəmdə igiligən uçur bolub, kəlgüsədə qaza qılğanlarının sani köpüyüşü mümkən digən. Pakistan taratqulurumu Xitayga maslaşqan halda xəbər tarqıtıb, Balochiston qurallıqları qozdığan qurallıq hücumdan kelib çıqqan kəskin toqunuşda 2 nəfər bexatərlik xadimi yaralandı. Pakistan bexatərlik tarmaqları qurallıqlarının hücumunu muvaffaqiyyətlik bir tərəf qıldı degan. Xitayning yarışarı vaqt kezdi bolsa, Xitay injenerleri oldurgan avtomobil atirtinin Gwadar saqchixanasining yendi hujumga uchurganligini, avtomobil atirtinin 2 su markalik avtomobil 1 minibusdan tarkib topganligini, avtomobilda o'q o'tmas uskunalar borligini, hujum jarayonida oddiy yasalgan bomba portlab minibus o'qqa tutilganligini, minibus aynikida o'q tushuklari qolganligini bildirgan. İgilinishçe, Xitayning rayonda qilgan yer egilash, muhit bulg'ash qatorliq zo'migarlik qilmishlari sabablik Xitay injenerlarga qaratilgan hujum uzluksiz davom qilib kelgan bo'lib, Xitay doiralari Pakistan bilan hamkorlashib, haqiqiy ahvolni yoshirib kelgan. Xitayning bunodagi maqsadining Xitay injenerlarining rayonda xizmat qilishni rad qilishining oldini olish uchun ekanligi ilgari surildi. Xitayning 110 chet el mulozimat punktiga diqqat qilish murojaat qilindi. İtaliyadagi Xitay kompartiyasini qo'llaydigan Xitoylarning qari jamiyat guruhi bilan chetishliq bo'lishi mumkinligi o'tirg'i qo'yilgan bo'lib, kuzatuvchilar xalqaro jamiyatni Xitoyning atalmish 110 chet el mulozimat punktiga davomli diqqat qilishni murojaat qildi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha,
İtalya hükümeti Xitayning atalmış bir belvaq bir yol savdo tashabbusidan chekinish yoki chekilmaslik masalasida halqalıq qaror qilishga duch kelgan bo'lib, yaqinqi yillardan buyon bir belvaq bir yol tashabbusi Yevropada davomliq olg'a ilgirilganligi, shuning bilan birga Xitayning atalmış chet el saqchi punktlari hamma joyda kengayganligi, o'tgan yili İtalya hükümeti Xitayning atalmış chet el saqchi punktini boyqigandan keyin tekshirishning boshlanganligini e'lon qilgan bir yilga yaqin vaqtdan keyinmi tekshirish natijasini texi e'lon qilmaganligi ta'kidlangan. İgilinişçe, İtalya'da atılmış çet el sağçı punktini kurgan kompartiyanı kollaydıgan guruhlar, şu yerdeki sağçılar tarafından karı cemiyetki çetişlik tep tekşürülgen bulup, küzetküçüler halkara cemiyetinin Xitayning çet el sağçı punktiği devamlıq dikkat kılışını talep kılgan. İtalya Başministeri Georgia Meloni aldınkı ayının ahırda Amerika ziyareti jarayanında Prezident Joe Biden bilen körüşüde iki taraf Beijing'a karşı hemkarlıqını küçeytişke koşulgan idi. Ve 13. aydaki belgelengen mühlet duşuştun burun, Xitayning bir belvaq bir yol teşebbüsüden çekiniş yaki çekinmesine karar kıladığallıqını bildirgen idi. Xitay taratqulları bolsa bu haqta bir qatar agahlandırışlarını çıkarıp, İtalya'nın Amerika tarafından yetekleni vatqallıqını ilgiri sürgen idi. Qo'dug'ichi muhofizachilar tashkiloti o'tgan yili 7 noyabr yozim bayonot e'lon qilib, Avstriya, Chex, Germaniya, Irlandiya, Italiya, Portugaliya, Ispaniya, Shvetsiya, Gollandiya va Angliya qatorliq 14 davlat hukumatining allaqachon Xitoyning chet elda qonunsiz qurib chiqqan chet el saqchi punktlarini tekshirishga boshlaganligini, Kanada, Chili, Nigeriya va Amerika qatorliq davlatlarining tekshirayotganligini bildirgan edi. Buning ichidagi bir qancha davlat chet elliklarning o'z zimmasida qonun ijro qilsa bo'lmaydiganligini, chet el vakillarining yerlik va xalqaro qonunlarga rioya qilishi kerakligini ko'rsatgan. Gollandiya bilan Irlandiya Xitoydan atalmış chet el saqchi punktlarini taqishni talab qilgan edi. Dunyo musulmon ulamolar birligi Sharq Turkiston haqida muhim chaqiriq e'lon qildi. Dünya Müslüman Ölümalar Birliği 13. Ağustos İstanbul'da 7. nöbetlik rehberler heyeti yığını, şunaqlı birliknin 5. nöbetlik umumi yığını ötküzdü. Dünya Müslüman Ölümalar Birliği yığınının ekilişi de aldı bilen birliknin kurgucu reisi merhum İmam Şeyh Yusuf El-Karadavi'nin körsetken tirişallığı əsləb ötüldü ve onun dua kılınış bilen birge Allah'ın bu hizmetlerini onun yaxşı əməllerinin qatarıdın kılışını tildi. Yığında yana yakında Prezident Recep Tayyip Erdoğan tarafından ümmetinin bir türküm ulemalarının kızgın kütüvelini kallığı ve bütün Müslümanlarının menfaati üçün samimi söhbetlerde bulgallığı tilge elinip Erdoğan'a rahmet ve minnettarlık bildirildi. Yığın devamında Dünya Müslüman Ölümalar Birliği'nin içki hizmetleri, her kaysi devletlerdeki Müslümanların umumi ehvali, kılınışkı tigişlik hizmetler hakkında muhim kararlar ilingan bulup, onun cümlesinden Palestin ve Aqsa Mescidi duçkili vatkan hatırlar hakkında yığında halkaralık ilmi muhakeme yığını içiş ve İslam dünyasında ailenin parçalanışıga karıştırış, Müslüman aile medeniyetine kılını vatkan gayet zor düşmanlık hareketlerinin aldığını iliş hakkında mahsus yığın uyuşturuş. Şundaklı İslam dünyasında aşkarı buluvatkan dinsizlik iqimi, onun sebepleri ve halkılış çağrıları hakkında mu mahsus yığın ötküzüş karar kılındı. Xulası bayanatı diyene birliknin İslam ümmetinin her kandak mukaddeslerine kılını vatkan dâhli taruzlarını kattık ayıplaydı galiki, onun en beşide yıkındı garipte evcige çıkıvatkan Rabbimizden kitabı Kur'an-ı Kerim ve onun peygamberi Muhammed aleyhisselam'a kılını vatkan ahlaksız hakaretler yer aladı galiki tähkitlendi. Birlik yine Sudan'daki kan tükülüşünü toxtışka, devletki karşı isyanını ahırlaştırışka, devletinin devlet işlerini başkuruşka, puhralarını koğdaşka ve onlarının işlerine köngül bilişke çağırdı. Birlik yine İslam dünyasındaki siyasi mehbuslarını bulup mu ulemalar, mütefekkürler ve fikir ilgilerini koyup bir işini talep kılıp, onlarının tutup duruluşunun devletinin menfaatine ziyan etküzüdüğünlüğünü, Müslümanlarının iktidarını acizlaştırıp etüdüğünlüğünü bildirdi. Birlik yana növete insaniyet neslinin sağlam devam kılışıgı tehdit şekillendirvatkan, her hıl azğın yol ve fikirlerinin tarqılışının çeklinişi ve bunun her bir Müslümanın mecburiyeti hikayelikini tähkitledi. Birlik yana ateizmliğinden ibaret dinsizliğinin tarqılışının insan fitirtidin yeni bir çetneş hikayelikini tähkitlep, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eytkandak, tuğulgan her bir buvağının tuğuluşu dilli sağlam fitret üstüge tuğulduğallıqını, bu onun yakki yiganı birli ilahkı bolgan itiqadi ikkallikini tähkitledi. Ve barlıq İslam ulemalarını, İslam dininin özgermez kaidelerini ve dinin kımmet karışı ve ahlakını qoğdaş üçün teşviqat mecburiyeti ve mesul organlarına mesleğet biriş ve yetekleş mecburiyetini ada kılışkı çakırdı.
birlik yana Rohingya ve Şarkı Türkistan'daki Müslümanlarını öz içige alğan, ezilgen halıklarga kılınğan adaletsizlikni bekar kılışqa çağırdı. Ve bu halıklarının ibadet kılış hukuki ve insanga layık hayat keçiriş hukukuğa ige bolışı kerekligini ta'kidledi. 17 yaşlık Uyghur boks mahiri Müstakil Devletler Hemkarlığı müsabakasında ikinci boldi. Müstakil Devletler Hemkarlığı ikinci nöbetlik halkara boks müsabakasında Kırgızistanlık 17 yaşlık Uyghur mahiri ikincilikke erişti. 6 Ağustos'tan beri devam kılıbatkan Belarusya'da ötküzülgen Müstakil Devletler Hemkarlığı ikinci nöbetlik halkara boks müsabakasında Kırgızistanlık Uyghur boks mahiri Muhammed Aziz Zakirov'nun neticesi körünerlik bulup, Tallaş ve Yerim Halkılıkç müsabakada arka-arkadan Türkmenistanlık ve Belarusiyalik mahirlerini yenip, Halkılıkç müsabakaya katnışış salahiyetine erişken. Kırgızistanlık Uyghur boks mahiri Muhammed Aziz Zakirov 13 Ağustos 80 kilogramlıklar derecesi boyunca ötküzülgen çempiyonluğunu talış müsabakası da Özbekistanlık boks mahiriga ufturup ikincilikke erişken. Uyghur boksçi Muhammed Aziz Zakirov Kırgızistan Cumhuriyeti Milli Yaşlar Komandası'nın azası bulup 80 kilogramlıklar derecesi boyunca boks müsabakalarına katnışıp gelmekte. O yakından beri Kırgızistan, Özbekistan hatta Otur Asya boyunca ötküzülgen müsabakalarda arka-arkadan çempiyon bulup şallık neticelerini kolgu keltirgen. Gerçi bu kıtımkı müsabakada Özbekistanlık boks mahiriga ufturup koygan bolsumu, bırak o 17 yaş durup bu sahada kolgu keltirgen neticesi Kırgızistan'da yaşavatkan Uyghurlarını suyundurgen. Malum buluşça Kırgızistan müstakil bolgan 30 yıldan buyan Kırgızistan'da yaşavatkan Uyghurlar içide bu sahada Muhammed Aziz Zakirov'da közgü körünerlik birerisi çıkıp bakmagan. Xitay Devlet Müdafiye Ministri Rusya ve Belarusya'da ziyaretde buludu. Xitay Devlet Müdafiye Ministri Li Shangfu'nun Rusya ve Belarusya'nı ziyaret kılıdığanlığı ilan kılındı. Xitay Devlet Müdafiye Ministerliğinin bayanatına asaslanğanda Li Shangfu 15 Ağustos Rusya'da ötküzüldüğün 11 nöbetlik Moskova Xalqara Bihaterlik yığınıda nutuk sözleydiken. Li Shangfu Moskova'daki ziyareti jarayanda 2022-24 fevraldan buyan devam kılıvatkan Rusya-Ukrayna urushi sebebiden garip bilen ciddiyetçilikler evcige çıkan bir payette Rusya devlet müdafiye mesulları bilen uçuruşları da buluduken. Xitay ministerinin Belarusya'da Prezident Alexander Lukashenko ve devlet müdafiye emeldarları bilen bu körüşü dağallıqı mülkerlenmekte. Li Shangfu Mart'ta vazifeye oltırgan bulup, April'da Moskova'da ziyaretli bolgan ve Prezident Vladimir Putin bilen körüşken idi. Li Shangfu yana Rusya Deniz Armiyesi Komandani Admiral Nikolay Yeminov bilen İyul ayıdaki Xitay ziyareti jarayanında Beijing'de körüşken idi. Xitayning Amerika bilen bolgan geostrategik rekabeti ve rayon xarakterlik ciddiyetçiligi küçüyüyotgan bir paytda başlangan Rusya-Ukrayna urushining Xitay rejimini Moskvaga texamı yaqinlashtirganligi ilgari sürülmekte. Hürmetli körmelerimiz, şunaqılı bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ertik programımızı görüşkice aman boğayslar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.